Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün After Effects'te sesleri nasıl işleyebiliriz onu göreceğiz. Normalde After Effects'te sesle pek işimiz olmaz. Genelde görsellikle ilgili desenleri yaparız, işleri yaparız After Effects'te. Ama zaman zaman sesle de işimiz olur. Gelin After Effects'te sesi nasıl işleriz onu birlikte görelim. Her zaman olduğu gibi Composition pop-up menüsünden New Composition tıklayarak yeni bir kompozisyon penceresi açıyoruz. Bu dersimiz sesler. Sesler isminde PAL DV presetinde bir kompozisyon açıyorum. OK tıklayarak. Evet. Seslerle After Effects'te nasıl çalışırız? Nasıl görüntümüzü sesle birlikte işleyebiliriz? Sese kurgu, daha doğrusu yaptığımız filmin işlediğimiz sesle bir bütün halinde daha etkili bir şekle sokmak için sesi nasıl kullanmalıyız? Sesle birlikte görüntüyü After Effects'te nasıl işleriz? Bu dersimizde onu göreceğiz arkadaşlar. Hemen proje panelimi açıyorum. Evet, burada derli toplu çalışmak için hemen gerekli düzenlemeleri de yapalım. Ne demiştik? Açık olan bir klasör varsa Project Window'un içerisinde yaptığınız, yeni açtığınız kompozisyonları direkt olarak bunun içine atıyor. Bunu ben şimdi bu ikisini buradan toplayıp Composition Window'un içine atıyorum. Evet, sesler. Daha önce bir ses klasörü açıp içine bir ses atmıştık test için. Dediğim gibi farklı formatlarda, yani çoğu popüler ses formatını destekliyor After Effects. Tabii en popülerleri, eğer Windows'da özellikle çalışıyorsanız WAV'dır dosyanın formatı. Yani WAV harfiyle. Aynı şekilde MP3 dosyalarını da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz After Effects'te. Tabii bu söylediğim After Effects CS4 hatta CS3 yanılmıyorsam ve üzeri versiyonlar için geçerli. Aynı şekilde Macintosh ortamında bir Apple Macintosh bilgisayarda çalışıyorsanız o zaman da bu ses dosyası AIFF olacaktır. Yani A, I ve F harfleriyle temsil edilen format. Bunlar çok popüler formatlar. Tabii daha birçok ses formatı var. Ama dediğim gibi After Effects hemen hemen çoğu popüler ses formatını tanır ve onu rahatlıkla içeriye atabilirsiniz herhangi bir ses footage'inize. Yine görsellikle bağdaşması için ilk önce bir video seçelim. Burada kampüsümüzün çekimleri yer alıyor. Bu videoyu buradan tutup timeline'a sürekliyorum arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Ve bunu çift tıklayarak bu layer'ımı hemen bu klibimi, bu layer'ımı preview penceresine burada bakın atıyorum. Ve burada izleme çubuğuyla şöyle görüntünün başladığı noktaya getiriyorum. Ve daha sonra buradaki set in point'i tıklayarak in noktamı değiştiriyorum. Şöyle bir plan seçtim. Küçük bir plan olsun, fazla uzun olmasın. Sonra daha sonra out point'i tıklayarak klibimi küçülttüm. Tekrar buradan composition window'u açtığımda bakın klibim bu kadar. Composition window'umda biraz değişiklik yapayım arkadaşlar. Şöyle composition settings'ten ben bunun süresini şuradan 1 dakika uzatmak istiyorum.
dakika hanesine bir yazıp 1 dakika 30 saniye oldu yeni sürüm. Okey tıklayarak. Evet şöyle buradaki slider'ı şöyle biraz daralttığımda bakın artık 1 dakika 30 saniyelik bir yeni composition'ımın süresini ayarlıyorum. Buradan tekrar yerden tasarruf etmek için bazı özellikleri ben kapatıyorum. Şöyle. Evet. Bu klibimi biraz daha kıstım. Bir 15 saniye kadar şöyle bakın. Ben bundan bir kopya daha yapmak istiyorum. Bu layer'dan bir tane daha kopyalamak istiyorum. Neydi? Hemen hatırlayacaksınız. Edit'ten. Buradan duplicate komutuyla bakın. İkinci bir layer'dan aynısından elde ettim. Yine bunu çıktıklayarak bunu preview penceresine atıyorum. Şöyle farklı bir sahne almak istiyorum buradan. Şöyle. Mesela şurası olabilir. Şuradan. Şöyle ya buradan şuradan bakın arkadaşlar şu slider'ın başından kaydırarak ya da izleme çubuğumu başlamasını istediğim noktaya gidip in butonuna tıklayarak buradan yeni klibimi belirliyorum. Şurası da olabilir. Şöyle daha sonra out tıkladığımda bakın burada klibimin yeni süresi belirlenmiş oluyor. Tekrar Composition Window'uma dönüyorum ve bu klibi tam da birinci layer'ın bittiği noktaya şöyle taşıyorum. Şöyle. Şöyle. Aslında burada iki farklı şey oldu. Bunu da tekrar böleyim arkadaşlar. Hem de bir layer'ı bölme de bir egzersiz yapmış oluruz. Tam bittiği yerden şöyle. Evet bu klip seçiliyken Edit pop-up menüsünden Split Layer komutunu tıklayarak bakın bu layer'ı buradan tam izleme çubuğunun olduğu noktadan ikiye böldüm. Biraz ilerliyorum şöyle. Başında belki bir önceki layer'ın planı kalmış olabilir. Onu böyle küçük bir trimleme yaparak şöyle tekrar buraya yaslıyorum. Bakın şöyle. 3 tane farklı planım var. Bugünkü uygulama için bu kadar yeterli aslında. Şöyle. Şuradan tekrar sesler klasörün içinden. Daha önce sizin için seçtiğim, aktardığım sesi ben buradan tutup buradan en alta bırakıyorum. Bakın ses layer'ımda. Buraya yani bir görsel layer gibi geldi. Tabii şu anda sürükleme yaptığınızda böyle bu şekilde timeline üstünde izleme çubuğunu herhangi bir ses duyamazsınız arkadaşlar. Bunu duyabilmeniz için klavye üstünden alt tuşuna basmanız gerekir. Yani şöyle sürükleme yapmadan önce alt tuşuna basarsa da sürüklerseniz evet, sesi attıktan sonra şöyle timeline üstünden izleme çubuğunu sürüklediğinizde sesini duyamazsınız arkadaşlar. Sesini bu şekilde duymak isterseniz yani sürükleme yaparak duymak isterseniz klavye üstünden kontrol tuşuna basmanız gerekiyor. İlk önce kontrol tuşuna basıyorsunuz, sonra ya da şurayı şöyle biraz açayım ve ön izleme paletimi buradan preview paletini açıyorum. Bakın şurada preview paletim açıldı. Daha sonra buradan ön izlemeye tıkladığımda ilk önce kendisi biraz render dediğimiz işlem yapar. Bakın burada yeşil bir bar var, ilerler.
ve daha sonra duyduğunuz müziği duyabiliyoruz. Yani şunu bilmeniz yeterli burada. Bu tarz sürükleme yaparak sesi dinlemek isterseniz biraz ben şurada ölçeğimi genişleteyim. Şöyle. Kontrol tuşuna basılı tutuyorsunuz klavyede ve burada net bir duyma sağlayamıyoruz ama sizin müziğin kuvvetli zamanlarını duyup ona göre kurgu yapmanız için yeterli bir dinlemedir. Ya da bir seslendirme olabilir bu. Bir over voice olabilir. O vakit farz edelim bir reklam hazırlıyorsunuz. Ve reklam seslendirmesinde ilgili sözü söylediği zaman ekrana tekst olarak şöyle gelmesini istiyorsunuz. Bu tip eşlemeyi yapmak için bu tarz dinlemeleri kullanın. Kontrol tuşuna basılı tutup bir örnek vermek gerekirse üniversitemizin havuzundan bahsediyor seslendirme. Siz burada havuz dediğinde havuz kelimesini yakalamak için burada sürükleme ile kontrol tuşuna basılı tutup size fikir verebilir havuz kelimesinin nereden başladığı ya da ilgili sizin koymak istediğiniz kelime neyse onu buradan dinleyerek bulabilirsiniz. Ama tam olarak dinlemek isterseniz buradan preview paletinin içerisinden şöyle RAM preview'u tıklarsanız başta şöyle birazcık büyüteyim slider'da. Evet. Filmin başından itibaren dinlersiniz. Ya da klavye üstünden numerik pad tabir ettiğimiz klavyenin sağında kalan yerden sıfır tuşuna basarsanız şöyle yine aynı şekilde yani buradaki sayılı şekilde dinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ses layer'ımın yanında da bir üçgen var. Başlarda ne demiştik? Böyle bir üçgen gördüğünüzde bununla ilgili bir işlem yapılabiliyor. Ya da bunun altında işlem yapabileceğim araçlar var, komutlar var anlamına geliyor. Şurada bu üçgeni tıkladığımda bakın audio butonum ve onun altında seviyelerle ilgili yani sesin volümünü azaltıp çoğaltabilirim. Yani burada sesin volümünü, şiddetini azaltıp çoğaltabilirim. Ve burada şu ikonu gördüğümüz yerde buna keyframe verebiliriz. Zaman zaman sesin değerini düşürüp zaman zaman yükseltebilirim. Yine Edius dersinden hatırlayacaksınız. Biz sesi sadece duyarak değil, aynı zamanda görerek de işleriz. Edit programlarında, bu tarz video edit programlarında. Aynısı After Effects'te de geçerlidir arkadaşlar. Burada waveform komutunu görüyorsunuz. Ben bunu genişlettiğimde bakın ben sesi şöyle biraz yukarıya alalım şuradan tutarak. Sadece duymuyorum aynı zamanda sesi görüyorum böyle bu şekilde. Bu benim ne işime yarar? Bu müziğin kuvvetli zamanlarını görüp müziğe göre kurgu yapmamı sağlar. Hemen bir örnek verelim burada. Ben 3 tane plan kestim sizin için müziğe kurgu yapabilmek için. Burada slider'ımı birazcık kaydırarak zoom in yapıyorum timeline'ıma. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir pikler ve dipler var. Şurada ben izleme çubuğumu şu noktalara getirirsem şöyle şunların başına tam şu pik alanın başına. Orası kuvvetli alanları kuvvetli noktaları temsil eder. Yani o noktalarda
Ben görüntü değişimini sağlarsam yaptığım film daha etkili olur. Yeniden bir ön izleme yapalım. Kadar yeterli. İlk önce müziği dinleyip kulağımız bu müzik ritmine bir aşinalık olması gerekli. Daha sonra bu ritmin içinde değişim noktalarını, kuvvetli zamanlarını hesaplamak için ben yine kontrol tuşuna basıp dinliyorum. Var ama plan çok kısa kalacak. Şöyle yapalım. Burada mesela şu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Burada kuvvetli bir müzik değişimi var. Şurayı klipimi ben bu noktaya şöyle trimliyorum, kırpıyorum ve bir sonraki planımı da şöyle o noktaya yaklaştırıyorum. Şöyle. Şimdi dinleyelim arkadaşlar. Bakın hem izliyoruz. Şu noktadan itibaren dinlersek, bakın, bu noktadan itibaren dinlemek için ben burada work arayamı, timeline üstünde, daha önceki derslerde anlatmıştım hatırlayacaksınız. Şuradan sürükleyerek work araya startı şöyle, şu noktaya alıyorum arkadaşlar. Bu noktadan başlaması için klavye üstünden numeric pad tarafına sıfıra basarak önce. Tam izleme çubuğu şu noktaya geldiğinde dikkat edin arkadaşlar. Evet, gördüğünüz tam kuvvetli bir zamanda bir tüm orkestra müzik enstrümanlarının bir kuvvetli vuruş yaptığı zaman da resmimi değiştirdim yukarıdan. Bu sizin filminize de çok etki katar, etkisini güçlendirir, öyle diyeyim. Ben artık yeniden dinlemeyeceğim. Bakın şurada bir şey var. Waveform'dan izliyorsunuz, görüyorsunuz. Normal standartın dışında bir yükselme var, bir peak değeri var. Tahmin edebilirsiniz siz de buna bakın. Bakın burada da bir aşırı bir yükselme var bir anda. Bu bize şeyi gösterir. Burada da bir o anda yüksek müzik değişiminin olduğu bir nokta var. Dinleyelim ve izleme çubuğu o noktaya geldiğinde bakın arkadaşlar izliyoruz. Evet, gördünüz tam burada bir kuvvetli değişim noktası var. Müziğin bir vurgu var daha doğrusu. Yine ben bu klibi şöyle buraya kadar izleme çubuğunun olduğu noktaya kadar trimliyorum ve bir sonraki klibi o noktaya taşıyorum. Şimdi izlersek arkadaşlar hem izlemeyelim şuradan work arayama şuradan tutup şöyle kısaltıyorum arkadaşlar ki baştan izlemeyeyim. Şöyle izlediğimde bakın. Evet, tam bu noktada bakıyorsunuz kuvvetli bir vurgunun olduğu yerde müzikte burada görüntü de değişiyor. Tekrar izleyelim bakın. Evet. Böylece sesi After Effects'te nasıl işleyeceğimizi bize görüntüler için nasıl kılavuzluk ettiğini gördük. Daha önceki derslerimde de söylemiştim. After Effects aslında görsellikle ilgili bir program. O yüzden sesle ilgili çok fazla da burada yapabileceğim bir şey yok. Aslında var.
Biz bu sesle ilgili farklı advanced seviyelerde bazı işleri yaptırıyoruz After Effects'te. Ama şu anda sizin bilmeniz gereken sesi genelde bizim burada görsel kompozisyonumuzu oluşturmada bize kılavuzluk etmesi için kullanırız. Yani biz burada efektlerimizi, müziğimizin ya da sesimizin zamanlamasına uydurmak için görselimizi burada bize kılavuzluk eder ses. Tabii ki buradan ses seviyesini ayarlarız ve farklı bazı işlemler için ileri advanced seviyelerde kullanırız. Evet, bugünlük dersimiz de burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.